geçilerden birisi bu. Oradaki öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz böyle Kato gibi, Kerkür gibi üst bölgelerinde sizin gibi fedakarca görev yapan arkadaşlara, asker abilerine mektup yazmışlar. Hem de günlerde bir badem toplamışlar. Onlar da size ikram olarak gönderdiler. Bu emaneti iletmek, biliyoruz devletimiz büyük, devletimiz her türlü imkanlarımızı giyecek olsun, yiyecek olsun, iş her türlü imkanları karşılıyor. Bir ihtiyacınız yok ama bu oradaki arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin size hem ikramı hem de bu mücadelede taraflarını belli etme manasında bir duruşlarıdır. Onları kutluyoruz. Günleri buradan kutluyoruz. Günlerleri kutluyoruz. İnşallah bu çocukların, bu gençlerin mektuplarını da bizlere emanetçi olarak sizlere ileteceğiz. Sizler de ne yapacaksınız? Mesela Mustafa Can, mesela sana veriyorum. Bu mektubu oku. Ondan sonra da Mustafa'ya sen sevgili Mustafa Can diye başlayan güzel bir cevap ver, olur mu? Hepinize dağıtıyoruz. İnşallah bunlar size moral motivasyon olacak. Birisinde kıdemli Çavuzafer. Sevgili asker kardeşlerim, bugünlerde sizin gibi aşk ile vatanını bekleyenleri, vatanını koruyanlara ihtiyacımız var. Hem bizlerin, hem memleketin, hem de bayrağımızın biliyorum. O kadar zor anlar, zor durumlarda boş başa kalıyorsunuz. Sizin canınıza adadığınız bu vatan, bu minnettarlığı bizim gibi gelecek nesillere devam ettirecek inşallah. Türkiye artık o kadar değişti ve değiştirenler ne düşünerek yürütüyor? Bu iktidarlığı bilmiyorum. İnşallah daha güzel Türkiye, daha güzel yarınlarımız olur. Sizin gibi Mehmetçiklere, bizlerin vatanına ihtiyacı var. Allah sizlere fesat tutanlara, pusu atanlara, kendi düşmanlara gün göstermesin, yaşatmasın. İnşallah bayrağımızın her dalgası, vatanın her simgesi sizler olunca daha güzel akıttığınız bir damla kan vatan yolunda helaldir. Şehitlik en güzel mertebedir. Allah herkese nasip etmiyor. PKK'ların tüm leşi bir şehidimizin bir damla kanına bile bedel olamaz. Allah emeğimizi zayi etmesin. Bu vatan yolunda en güzel şeyleri nasip etsin. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sizlerin, sizin gibilerin bu vatan ihtiyacı var. Hepimize çok çok teşekkür ediyorum. Biz vatan için hep sizin sayenizde sizlere bu mektupları, önce sevgilerimi, hürmetimi gönderiyorum. Kato'dan tüm Mehmetçiklerime selam olsun. Mehmet ayrı. Evet. Duygu Çalıyonluk'la bu kardeşler bizim. Bizim için ne kadar önemli olduğunuzu hiçbir zaman unutmadık. Unutmayacağız. Bana bu sözü yazdırdığınız için teşekkür ederim. Ayşe Bağ'ın uyanık. Evet. Ama şunu unutma. Çok değerli. Eğer öyleyse hiç dert etmeyin. İki kalp gerçek aşkla birbiri için atıyorsa ve hayır bulamadığınız yaralarınızı sarmanıza yardımcı olur. Okumayalım kaldı mı? Kendi imkanlarıyla bunlar hepsi toplanan gönüllü olarak hayırlısına operasyona çıktıklarında ceplerinde bir tane bir avuç badem olsun da yediklerinde bizi de hatırlasın, dualarımız onların arkasında onu da bilsin diye bu bademi kabuklu bir şekilde topladılar ve ayıkladılar öğretmenlerimiz. Hatta birisi ama bir kardeşimiz, Milli Eğitim'de çalışan Ahmet Akça diye bir kardeşimiz var, gözleri görmüyor. Eşi de gözleri görmüyor. Toplayanlar içinde onlar da var. Gözleri ama iki tane kardeşimiz de var. Ve size olan muhabbetlerini, size olan sevgilerini, size olan saygılarını, gururlarını, dualarını ifade etmek üzere bu bademi ve onun yanında da gençlerimiz, çocuklarımız mektuplarını gönderdiler. Onlara teşekkür ediyoruz. İnşallah bizler de, buradaki askerlerimiz de onlara güzel iki satır cevap yazacaklar. Ve böylece bir gönül köprüsü oluşacak. Ha bu sadece günlerden gelen. Hepimiz biliyoruz ve inanıyoruz ki bu vatanın her köşesinde her insanı size dua ediyor. Bize ve dinimize bağışlasın. Allah kaza bela vermesin. O zaman Kaymakam Bey, ileride duracağız. Cevap. Okun bakayım, orada dinledik, burada da dinledik. Oradan otoman geçiyordu. Mektubunu aldım da Mustafa. Mustafa.
Çok iyi. Hadi.